Herkese merhabalar, ben Onur Alp Aydın. Bugün Şubat 2015'te ve yaklaşık Şubat 11'inde ya da 14'ünde gelmesi beklenen yeni bir güncellemeden bahsediliyor. Ve bu güncelleme üzerine artılarını, eksilerini, doğruluğunu ve yanlışlığını biraz anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle bu güncellemede neler geleceğinden bahsedildiğinden biraz bahsedeyim. Öncelikle 13. seviye top atardan bahsediliyor. Bunun bir üstü seviyesi var biliyorsunuz. Ve 10. Town Hall için, yani köy binası 10. seviyeler için 13. seviyenin de geleceğinden bahsediliyor. Bu birincisi. İkincisi ejderha seviye 5'ten bahsediliyor. Şu an gördüğünüz gibi ejderha seviye 4 için 8 milyon gerekiyor. Ve bunun da bir üstü ejderha seviyesinin bu güncellemeye de geleceği söyleniyor. Son olarak da 9. seviye havandan bahsediliyor. Ki bununla ilgili bir iki tane görseli ben daha önce sayfada hatırlarsanız paylaşmıştım. Bu 3 tane ana gelişmenin hepsi de 10. seviye köy binasında gerçekleşiyor. Bu genel upgrade'ler. Ekonomik değişimler ve bina ile ilgili değişimlere gelecek olursak, hava savunmalarının, yani şurada gördüğünüz hava savunması binalarının canının artacağından bahsediliyor. Lig kazançlarının, hani siz normalde saldırdığınızda, ben şu an mesela 2000 işte normalde 250 bin alıyorum. Buna tekrar artacağından bahsediliyor. Bu da güzel bir şey. Duvar fiyatlarını biraz daha azaltacağından bahsediliyor. Ve 8 ve 6 üstü için. Yani şu gördüğünüz 8. seviye ve üstü için biraz daha fiyatların azaltılacağından bahsediliyor. Bu da ekonomik değişiklikler. Deneysel savaş değişiklikleri var. Onlardan biraz bahsedeyim. Savaşlar yüzdeye göre değişecek. Sadece şeyde, klan savaşları içerisinde. Mesela siz birine saldırdığınızda %50'yi geçerseniz 1 yıldız, bir de köy binasını patlatırsanız 2 yıldız alıyorsunuz ya. Bu %33, %66 ve %100 olarak 3 yıldıza değişecek. Ama sadece klan savaşlarında böyle olacağından bahsediliyor. Devam edecek olursak bir tane daha durum var. O da bu, yani bunun sadece bu arada savaş için olduğundan da bahsedeyim. Normal savaş haritası üzerinde kişilerin saldırma haklarının kaç tanesinin kullanıldığı da ek olarak kişi bazında yazacakmış. Biraz daha hani görsellik katmak amacıyla. Devam edecek olursak biraz da böyle diğer değişiklikler var. Waterfall, bilmem bilir misiniz, eski kullanıcılar bilir. Tekrar oyuna dahil olacakmış. Bazı bot saldırılarını engellemek için, ki biliyorsunuz bazı uygulamaları kullananları engellemeye başladılar. Onu biraz daha durdurmak istiyorlar. Çeşitli şeyler için, barbar için, archer için, yani okçu için, şifacı için, walker için ve cadı için yeni görseller oyuna ekleyeceklermiş. Ve son olarak da laboratuvarda klan bağışını ve laboratuvarın ve klan bağışının görselliklerini değiştireceklermiş. Çok güzel bir şey daha var. Ne kadar doğru olur bilmiyorum. Okçu kraliçenizi ya da barbar kralınızı geliştirirken de düşük seviyedeki haliyle kullanabilecekmişsiniz. Şimdi bu birinci dedikodu, böyle bir dedikodu dolaşıyor. Ne kadar doğru şimdilik bilmiyorum. Bir de ikinci dedikodu var. Burada da daily questler, yani günlük görevler vererekten size bu günlük görevleri ne kadar doldurursanız, ne kadar yaparsanız o kadar fazla altın ya da yeşil taş ya da yeni bir taş olan kırmızı taştan vereceklerini söylüyorlar. Bunların günlük questleri olacak, haftalık questleri olacak, aylık questleri olacak. Bir de holiday questleri, yani böyle tatil günleri, işte bayramlar, cartlar, cürtler, onlarla ilgili questler olacağından bahsediyorlar. Ne kadar doğru, doğrusu tartışılır. Şimdi derseniz bunu hani biraz daha şey olarak konuşalım. Ben girip daha detaylı bir araştırma yaptım. Official bloglarında, yani normal forumlarında Galadon'un bunu paylaştığını söyleniyor. Fakat Galadon'un böyle bir gönderisi yok. Artılarından bahsedelim, böyle bir şeyin gelme ihtimali. Reddit gibi böyle sitelerde çıkan bu haberler genelde doğru oluyor. Herhangi bir Supercell çalışanı bunu şey yapmadı, reddetmedi. Ve geçen yıl da Şubat'ta bir büyük güncelleme geldiğini düşünecek olursak, bir güncelleme için doğru bir zaman. Ve yeni fikirler de bir uzun süredir forumlarda bu tür fikirler konuşuluyordu. Mesela Waterfall'ın geleceği gibi. Olmadığına dair şeylerden konuşalım. Görsellerdeki arka plandaki yazı tipiyle bu görsellerin üzerindeki yazı tipi birbirinden farklı. Dolayısıyla Photoshoplanmış. Anoshuka adındaki admin herhangi böyle bir şeyi Supercell'in forumunda yayınlamamış. Yine Anoshuka'nın Reddit üzerinde paylaştığı bir tane gönderinin sahte olduğu, sahte hesaptan yapıldığı biliniyor. Bununla ilgili herhangi Xbox ya da Glitch
düzenlemesi yok. Bu da ayrı bir şey. Ve sneak peek dedikleri, normalde forumlardan yavaş yavaş yaydıkları ya da Twitter'dan yavaş yavaş yaydıkları sneak peek şeyleri yok. Dolayısıyla bu kadar eğer yakın bir zamanda gelmesini bekleyemeyiz gibi gözüküyor. Ve yakında da ne paylaşacaklarına dair herhangi bir ipucu yok. Dolayısıyla gelebilir, gelmeyebilir. Fakat bugün ya da bu zaman içerisinde gelmezse uzun zamanda benzer bir güncellemeyi almamız ve bu tür yeni özelliklerle karşılaşmamız olası gözüküyor. Sizce nasıl bu özellikler? Hoşunuza gitti mi, gitmedi mi? Hangisi gitti, hangisi gitmedi? Yorumlar kısmına paylaşırsanız sevinirim. Genel olarak bu videodan söyleyeceklerim bunlar. Deneyim var. Lütfen aşağıda bulunan beğen ya da beğenme düğmelerine tıklayın. Bunları gerçekten ciddiye alıyorum. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz ya da başka bir şey varsa yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Son olarak da facebook.com/TurkçeKlaşofKlans adresinden en yeni Clash of Clans haberlerini alabilir. Ve hemen şu aşağıda bulunan şeride tıklayarak teknoloji kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.